Ekonomi okurken üretim faktörleri olarak geçen toprak, emek, sermaye ve girişimciyle sık sık karşılaşacaksınız. Bunun arkasında yatan mantık nedir? Bunun bir üretim süreci olduğunu düşünelim. Şu çizdiğim okta ok sonuçta elde edilen şey olsun. Bu süreç için bazı girdilere ihtiyacımız vardır. Öyle değil mi? Ve bu girdiler birden fazla olabilirler. Kaynaklar, fabrikalar, fabrikada çalışacak insanlar. Evet, bu farklı girdilerin her birine ihtiyacımız vardır ve üretim faktörleri teorisine göre tüm bu girdileri az önce saydığımız 4 sınıftan birine yani toprak, emek, sermaye ya da girişimciye dahil edebiliriz. Bu kelimelerin günlük hayatımızda bir anlamı var ve bunları bildiğinizden de eminim. Şimdi bu üretim süreci için bir fabrika veya çiftliğe ihtiyacınız varsa bunları inşa edebileceğiniz bir toprağınız olması gerekir. Öyle değil mi? Mesela bu toprakta bir çiftlik görüyoruz ve bir çiftlik için sahip olmanız gereken toprağın da çok olması gerektiğini herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Burada da bir tekstil fabrikası var. Fotoğraf pek de günümüze yansıtmıyor ama burada bile yani bu fabrikanın yapılabilmesi için de toprağa ihtiyaç vardır. Mesela üzerine basılan şu zemin toprak üzerinde. Bu arada ekonomi bağlamında toprak sadece arazi anlamına gelmez. Bu terimi genel anlamda doğal kaynaklar olarak da düşünebilirsiniz. Demek istediğim su ve enerji gibi şeyler de bu sınıfa ya da kategoriye dahil edilebilir. Bu yüzden de bazı kaynaklarda ilk üretim faktörü olarak toprak yerine daha genel bir terim olan doğal kaynakların kullanıldığını görebilirsiniz. Üretim faktörlerinden önemli olan bir diğeri emektir. Ürettiğimiz çoğu şey için birisinin çalışmasına ihtiyacımız vardır öyle değil mi? Örneğin birinin bu tohumları ekmesi, birinin de ekinleri biçmesi gerekir. Buradaki emekse çok daha açık yani gözle görülüyor. Sonuçta elde edeceğimiz ürün için çalışan bir sürü insan var. Sermaye biraz ilginç bir faktör. Çünkü günlük hayatımızda kullandığımız anlamıyla ekonomi bağlamındaki anlamı arasında ufak bir fark var ekonomi bağlamında sermaye başka şeylerin üretilmesi için üretilen şeydir mesela üretimde kullanılan araçları ele alalım bunlar bir şeyler üretmek için ihtiyacımız olan bir bina ya da fabrikadaki makineler olabilir bu iki fotoğrafta birçok sermaye örneği var bu insanların kullandığı masalar ve aletler sermayedir bu bina ve aydınlatma sistemi de öyle evet tüm bunlar sermayeye girer eğer ceket üretiyorlarsa, üretimden sonra bu ceketleri koydukları depoda sermayenin bir parçasıdır. Çiftlik fotoğrafında ise çiftlik binalarının yani topraktan elde edilen ekinin besine dönüştürüleceği binaların ve buradaki makinenin sermaye olduklarını söyleyebiliriz. Günlük hayatımızda sermaye dediğimizde aklımıza hemen finansal sermaye yani gelecekte fayda elde etmek için kullanılabilecek finansal varlıklar gelir ekonomi bağlamında ise finansal varlıkları değil başka şeyler üretebilmek için üretilen şeyleri sermaye olarak değerlendiririz. üretimin son faktörü girişimcidir. günlük hayatımızdaki anlamını düşünürsek bazı şeyleri bir araya getirerek bazı şeyler yaratan kişiye girişimci denir. öyle değil mi? birinin girişimci olduğu söylendiğinde onun iş kurmaya çalıştığını düşünürüz. girişimcinin ekonomik bağlamdaki anlamı da buna çok benziyor girişimci üretimin diğer faktörlerini bir araya getirip üretim yapan kişidir. Bu binaları rastgele yapıp tohumları da rastgele ekmezsiniz öyle değil mi? Yani birinin bunları nasıl düzenleyeceğinizi ya da nasıl yapmanız gerektiğini düşünmesi gerekir. Ve üretime koyduğunuz diğer faktörleri hesaba katarsak üretiminizi arttırabildiğiniz kadar da arttırmak istersiniz. Bununla alakalı olan ve zaman zaman aynı anlamda kullanılan bir başka terimse teknolojidir. Demek istediğim, üretim faktörleri zaman zaman toprak, emek, sermaye ve girişimci, zaman zaman da toprak, emek, sermaye ve teknoloji olarak karşımıza çıkar. Bunu bu şekilde gördüğünüzde, yani listeye teknoloji eklediklerinde, aklınıza teknolojinin günlük anlamını, yani bilgisayar çipleri ve yazılımları getirmeyin. Çünkü teknoloji, üretim faktörleri listesine dahil edildiğinde aslında girişimci anlamına gelir. Girişimci bu çıktı değerini elde etmek için diğer üretim faktörlerinin nasıl bir araya getirilmesi gerektiğine dair bilgi birikimini kullanan kişidir. Size son olarak bu üretim faktörleriyle üretilebilecek iki tür şeyden bahsetmek istiyorum. Yani az önce de dediğim gibi başka şeylerin üretiminde kullanılacak bir şey üretiyor olabiliriz. Bunlara sermaye adı verilir. Mesela başkalarının farklı üretim süreçlerinde kullanacağı araçları üretecek bir fabrika inşa ediyor olabiliriz. Diğer ürün ise tüketim ürünü ya da malıdır. Not ediyorum tüketim malı. Tüketim malları doğrudan tüketilen yani kullanılan mallardır. İnsanlar bu ürünleri doğrudan kullanırlar. Yani bunlarla farklı şeyler üretmezler. Anlaştık mı? Üretim kaynaklarımız kısıtlı olduklarından sermaye veya tüketim malı üretme arasında bir karar verilmesi gerekir. Tüketim mallarına da ihtiyacımız vardır. Yani sonuç olarak sokağa çıplak çıkmıyoruz ama bunun yanında sermayenin de üretilmesi gerekir. Sadece tüketim malı üretirsek bir noktada daha fazla tüketim malı üretmek için gerekli kaynağı bulamayabiliriz. Evet, bu denge önümüzdeki videolarda da işlediğimiz son derece ilginç bir dengedir.